Merhabalar, ben diş hekimi Özgün Eylem Karada. Bugün size bruksizmden bahsedeceğim ve bruksizmin tedavisi nedir onu anlatacağım. Bruksizm, geceleri genelde görünen diş sıkma rahatsızlığı. Bruksiz hastalar nadiren gündüz de diş sıkabilirler. Peki bruksizm kimlerde görünür? Demans, epilepsi, Parkinson gibi sistemik hastalığı olanlarda görünür. Aşırı stresli ve anksiyetesi olan insanlarda, aşırı uyarıcı kullanan kişilerde bruksizm çok fazla görünür. Hiperaktivite bozukluğu ve dikkat dağınıklığı olan kişilerin kullandıkları ilaçların yan etkisi olarak da buksizm ortaya çıkmaktadır. Tedavi edilmediğinde hastaların dişlerinde aşınma görünebilir. İyi restore edilmemiş bir diş varsa ve bu dişte erken temas varsa kronik travma sonucunda kökücü enfeksiyonları bu dişlerde oluşabilir. Hastanın eklemlerinde rahatsızlık varsa eklem rahatsızlıkları daha da artabilir diş olan bir alp varsa düzensiz kapanışlar sonucunda ekran problemleri ortaya çıkabilir. Kulak ağrısı, şaka ağrısı, yanaklarda ağrılar ortaya çıkabilir. Kesin tedavisi aslında psikolojik stresin geçmesiyle ilgilidir ve bu tedavi kesin olarak psikologlar yapabilir. Geçici tedavilerini ise biz kliniklerimizde yapabilmekteyiz. Birincisi gece plağı olabilir, ikincisi de botoks. Yani botulinum toksin uygulaması olabilir. Gece plağı yaptığımızda Bruksizmin zarar verici etkilerini ortadan kaldırırız ama bruksizmi tamamen ortadan kaldıramayız. Hasta yine diş sıkmaya devam eder. Dişleri ve çevre dokuların aldığı hasarlar azalır. Botulinum toksin uygulaması yaptığımızda ise kasların fonksiyonunu azaltmaktayız. Böylelikle hasta eskisi gibi diş sıkamamakta ve diş sıkmanın olumsuz yan etkilerinden korunabilmektedir. Botoks uygulamasında diş sıkmaya yarayan kaslar paralize edilir. O kaslar eski kuvvetine sahip olamayacağı için artık hastada eskisi gibi hasar görmeyecektir. Fakat bu tedavinin 4-5 ay içinde yenilenmesi tavsiye edilir. Bu sayede hasta tekrar diş sıkmaya başlamadan diş sıkmanın olumsuz etkilerinden temelli olarak kurtulacaktır. Bahsettiğim diş sıkma belirtilerini gösteren kişilerin diş ve diş çevresi dokuların uzun süreli sağlığını koruması için bir diş hekimine başvurmasını tavsiye ederim. Sağlıklı günler dilerim.